Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan bu eşsiz kentte sizleri ağırlamaktan dolayı çok büyük mutluluk duyuyoruz. Ladies and gentlemen, we are delighted to host you in this unique city that connects the continents of Asia and Europe. Now, to kick off the summit and shed light on various aspects of the rail system sector, I invite to the stage the CEO of STIB, MIVB, Brussels, and the President of the Metro Division, Monsieur Bill de Meus, with your applause. Excellency, ladies and gentlemen, dear friends, welcome to Istanbul. You know how fantastic that city is, and really honored to have that session of the 100th Metro Assembly in Istanbul. It's really fantastic for our organization and for our assembly. I'm very honored by the presence of the mayor of Istanbul. Thank you very much for your presence. We are really honored, Mr. Ekrem İmamoğlu. We are also honored by the presence of the Deputy Secretary General of the Municipality of Istanbul, Ms. Pelin Alpekin. And I want to really thank very warmly my friend, General Manager of Metro Istanbul, Özgür Soy. Thank you very much for your fantastic welcome here. We will have 2 days where I hope we will have very fruitful workshops and discussion. In fact, to make our public transport and to make our metro system better, more efficient economically, but mostly to transport our clients and the passengers on the best and most efficient way possible. I hope that you will have a very, very interesting 2 days of work, and I open that session now. Thank you very much. We extend our sincere thanks to him. Ladies and gentlemen, now to deliver the opening speech, I invite to the stage, with your applause, the General Manager of Metro Istanbul, the Urban Rail System Operator of Istanbul, also serving as a Vice President of UITP and the Eurasia Regional President, Dr. Özgür Soy. Şimdi de açılış konuşmasını yapmak üzere İstanbul'un kent içi raylı sistem işletmecisi, Metro İstanbul'un Genel Müdürü Sayın Özgür Soy'u sahnemize davet ediyoruz. Teşekkürler. Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Genel Sekreterim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin değerli yöneticileri, UITP Sayın Başkan Vekili ve Genel Sekreteri ve saygıdeğer basın mensupları, kıymetli misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Metro İstanbul olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını kutladığımız bu günlerde 100. Dünya Metrolar Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutlu ve çok gururluyuz. Günde 20 milyondan fazla yolculuğun gerçekleştiği İstanbul gibi bir mega kentte toplu ulaşımın önemi tartışılmaz. Bu kadar büyük bir hareketliliğin yaşandığı yerde trafik, güvenlik ve çevresel sorunların aşılabilmesi için de tek çözüm sunduğu kapasiteyle, çevreci özelliğiyle, güvenlik standartlarıyla tabii ki raylı sistemlerdir. Dünyanın ilk metrolarından birini yapan 20. yüzyılın başlarında banliyö hatlarıyla dünyanın önde gelen şehirlerinden biri olan kentimizde raylı sistemler maalesef 10 yıllarca oldukça ihmal edildi. 1988 yılında Metro İstanbul'un kurulumuyla başlayan atılımda maalesef oldukça yetersiz kaldı. 2019 yılından itibaren farklı bir anlayışla raylı sistemlere büyük kaynakların aktarılması ve başkanımızın koyduğu da büyük enerjiyle 4 yılda raylı sistem yolculukların sayısı %50'ye yakın artarak 3,5 milyonu buldu. Entegre toplu ulaşım sistemi içerisinde de raylı sistemlerin payı yaklaşık %42'ye ulaşmış durumda. Ancak bu boyuttaki bir kentte bu rakamlar tabii ki hiçbir şekilde yeterli değil. İstanbul'da günde en az 10 milyon raylı sistem yolculuğunu yapacak kapasite ve kabiliyete ulaşmak için çalışmalarımızı önümüzdeki dönemde de Sayın Başkanımızın liderliğinde sürdürmek konusunda kararlıyız. Metro İstanbul olarak bugün metro, tramvay, teleferik, füniküler sistemlerinden oluşan 216 kilometre uzunluğunda 18 hattımızda 216 istasyonumuzda günde
3 milyonu aşan yolculuğa ev sahibi yapıyor, hizmet veriyoruz. Türkiye'de raylı sistemlerle seyahat eden yaklaşık her iki yolcudan bir tanesi Metro İstanbul'un yolcusu. Böyle bir işletme büyüklüğünün yanında Ar-Ge merkezimizde de geliştirdiğimiz projelerle bakım onarım ve müşavirlik hizmetlerimizle ülkemizde ve dünyadaki farklı şehirlerde hizmet vermeye devam ediyoruz. Sektöre nitelikli personel kazandırmak amacıyla 35 yıllık bilgi birikimi ve sektörel tecrübemizle Metro Akademi'yi kurarak yurt içi ve yurt dışında eğitimler vermeye başladık. Aynı zamanda UITP ile birlikte de bu akademiye bir uluslararası boyut kazandırarak UITP'nin dünyadaki 9. eğitim üssü olduk ve uluslararası bir akademi niteliği kazandık. Bununla beraber Türkiye'nin aktif tescilli tek Ar-Ge merkezine sahip raylı sistem işletmecisi olmaktan da gurur duyuyoruz. Bu Ar-Ge merkezimizde fikri ve sanayi mülkiyet hakları tamamen Metro İstanbul'a ait olan, tasarımı %100 Türk mühendisleri ve tasarımcıları tarafından gerçekleştirilmiş olan Tram 34 projesini hayata geçirmek için de var gücümüzle çalışıyoruz. İlk etapta 34 adet üretilecek olan çift fonksiyonlu hafif metro ve tramvay aracımız önce Türkiye'de sonra da tüm dünyada hizmet verecektir. 35 yıllık işletme tecrübemiz ve yolcularımızdan aldığımız geri bildirimler doğrultusunda tasarlanan Tram 34 aracımız farklı kentlerde farklı yolcu alışkanlıklarına uygun olarak geliştirilerek adapte edilecektir. Sahip olduğumuz 12 farklı marka, 20 farklı modeldeki 1015 aracımızla anlık arızaları, periyodik bakımları, ağır bakımlarına kadar tüm bakımları kendi imkanlarımızla yapan çok az sayıdaki dünyadaki şirketten bir tanesiyiz. Bu kadar farklı araca sahip olmak bir yandan çok büyük bir zorlukken bir yandan da büyük bir tecrübe kazandırıyor bize ve dünyanın farklı yerlerine de hizmet verebilme konusunda bize büyük bir baz oluşturuyor. Bu araçların birçok komponentinin üretimini uygun maliyetlerle kendi Ar-Ge merkezimizde gerçekleştirdiğimiz çözümlerle başarıyoruz. Tüm süreçlerimizi dijitalleştirerek kağıt belge kullanımı sıfırlarken bir metro istasyonunun canlı dijital ikizini oluşturarak dünyada da bir ilki gerçekleştirdik. Dünyanın 37 ülkesinden gelen katılımcılarla burada 2 gün boyunca çok değerli bir zirve gerçekleştireceğiz. Teknolojilerimizi ve süreçlerimizi hem kıyaslama hem paylaşma imkanı bulurken geliştirdiğimiz teknolojileri ve çözümleri birbirimizle paylaşarak raylı sistemlerin geleceğini konuşacağız. Pandemi döneminde tüm toplu ulaşım operatörleri karanlıkta yolumuzu ararken UITP gibi global bir organizasyonun ve birbirimizle yardımlaşmanın değerini hep beraber çok iyi anladık. O karanlık günleri atlatmış olsak da gelecekte de birbirimize çok ihtiyacımız olacağı kesin. Lafı fazla uzatmadan 100.sünü gerçekleştirdiğimiz Dünya Metrolar Zirvesi'nin çıktılarının hepimiz için çok faydalı olacağına inanıyorum. Sürdürülebilir bir gelecek için en sağlıklı ulaşım modu olan raylı sistemlerin geleceğine yön verecek proje ve çalışmaları ele alacağımız bu zirvede tüm katılımcılara katkılarından dolayı şimdiden teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. Evet, Sayın Başkanım, kıymetli konuklarımız, dünyanın çeşitli yerinden gelen sevgili misafirlerimiz, tekrardan bu güzel günümüzde bizlerle olduğunuz için teşekkür ediyor ve hoş geldin diyoruz. Aslında kimliğim akademisyenlik ve UITP'ye ağırlıklı olarak bugüne kadar hep akademik kimliğimle katılmıştım. Ama ilk defa İstanbul'da çok büyük bir icraatın başında yaklaşık 5 yıldır olan ve ekibimle beraber bu icraatı gerçekleştiren biri olarak buradayım. Ve bu icraatları anlatmaktan dolayı da çok mutluluk duyacağım. Ben size kısaca... Kullanabiliyor muyuz? Evet. Ben size kısaca 2019 Haziran'ından 2024 Mart'a kadar 5 yıldan kısa bir sürede yaklaşık 56-57 ay içerisinde neler yaptığımızı, bu büyük icraatlarımızı kısaca özetlemek istiyorum. Ama ve bunları malum bir pandemi dönemi geçirdik. Ülkemizde büyük bir deprem ve bunun etkilerini yaşadık. Dünya globalinde ekonomik bir kriz yaşadık. Bütün bunlara rağmen bu icraatlarımızı kısaca özetleyeceğim. Ama
ancak bizi asıl heyecanlandıran bundan sonra yapacaklarımız ve bundan sonra yapacaklarımızın içerisinde bizim çok özel bir projemiz var. Adına Hızray diyoruz. Bir vizyon projemiz. Bundan da müsaadenizle çok kısaca bahsetmek istiyorum. Evet, 2019'un Haziran'ında göreve geldiğimizde 16 milyon bir nüfusa sahip İstanbul'daki raylı sistem ağı yalnızca 233 kilometreydi. Tabii ki elbette biz bu yetersizdi. Peki biz ne yaptık? İBB olarak dünya rekoruna bir katkıda bulunduk ve aynı anda 10 tane metroyu başlattık, inşaatlarına başlattık. Tabii sadece metro inşaatları yapmıyoruz. Hepinizin de bildiği gibi büyük bir filomuzu, az önce de Özgür Bey'in bahsettiği gibi araç filomuzu arttırmak için ciddi atılımlar yaptık. 3 tane büyük depo ve bakım alanı tamamladık. Şimdi geldiğimiz nokta nedir derseniz, şu an aslında 233 kilometreyi 328 kilometreye arttırdık. Ama Mart 2024 itibariyle bu kilometre 367'ye çıkacak ve bu 367 kilometreyle beraber 4 milyonun üzerinde bir yolcuyu günlük taşıyacağımızı hedefliyoruz. Bu da mı yeterli? Bu da yeterli değil. Ancak şunu da söylemek isterim ki yaklaşık 56-57 ayda İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sadece kendi kaynaklarıyla, insan ve finans gücüyle 65 kilometrenin üzerinde metroyu ve 62 tane istasyonu açmış olacağız. Bu çok önemli çünkü aslında tamamen çok eski bir şehirde ve çok yoğun bir şehirde 62 istasyonda kentin içinde erişim noktası sağlamış oluyoruz. Bu da yıllık 13.7 kilometreye tekabül ediyor. Bu da yine dünyadaki bir rekora ikinci bir katkımız oluyor. Tabii ki burada şunu da paylaşmak isterim ki bunları yaparken ulaşım planlaması, mühendislik, tasarım, yapım işi çok önemli. Ama bir o kadar da önemli olan konu finansal mühendislik. Biz bugüne kadar sadece metroları finanse edebilmek için 2.2 milyar euro bir dış kredi sağladık. Tabii bu hiçbir garanti almadan tamamıyla raylı sistemlerdeki doğru proje tercihi, doğru proje yönetimi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gücü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tabii ki de finansal, doğru finansal enstrümanları seçmesi sonucunda. Peki biz daha sonra nasıl bir İstanbul göreceğiz? Bizim hedeflerimiz şöyle, 2000 tekrar altını çizersek 2024 Mart'ında 367 kilometre, 2025'in sonunda biz 450 kilometreye ulaşmak istiyoruz. 2025-29 arasında ise de 500 kilometrelik bir raylı sistem ağına ulaşmak ve böylelikle de uluslararası standartta raylı sistem payını ve taşıdığı yolculuğu arttırmak istiyoruz. Tabii ki aynı zamanda 2025 ve 29 yılları içerisinde de yapımı devam ediyor ve tasarımı devam ediyor olacak. İşletmede olan hatlarla beraber 630 kilometreye imza atmış oluyoruz. Yani 233'ten 630'a neredeyse 3 katına kadar çıkmış olacağız. Ama tabii ki ben şimdi size asıl bizi heyecanlandıran projemizden bahsetmek istiyoruz. Biz adına Hızray diyoruz. İngilizce aslında tam Speed Rail'den geliyor. Ama tam olarak ne derseniz tamamıyla İstanbul'da yerin altından giden, yeraltı tünellerinden giden doğudan batıya 75 kilometrelik bir hat bu. Ve 75 kilometrelik hattımız tamamıyla İstanbul'un doğudan batıya 53 dakikada bağlayabilecek bir ekspres metro hattı. Bu ekspres metro hattımızın bütçesi 5 milyar euronun üzerinde. Kendisi burada da daha net bir şekilde görüyoruz. 5 milyar euro aslında sizler de çok iyi biliyorsunuz. Kentsel ölçekte 500 milyon ve euro akademik ortamda mega proje olarak açıklanır. Aslında bu bir mega projenin 10 katı bir bütçeye sahip. Bütçesel olarak kendi mega projelerini gerçekleyen bir proje. Ama biz buna mega proje ötesi bir vizyon projesi diyoruz. Neden buna bir mega proje ötesi vizyon projesi dediğimizde birkaç özelliğiyle kısaca özetlemek isterim sizlere. Bir kere 140 kilometre bölü saat tasarım hızına sahip olacak. Bu da az önce de söylediğim gibi 75 kilometre yaklaşık 90 kilometre bölü saat operasyonel hızla 53 dakikada
yolculuk etmemizi sağlayacak. Bugünkü şartlarda özel otomobiliniz de bu yolculukları 2 saatin üzerinde, hatta sabah yoğunluğunda 2,5-3 saatlerde yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla aslında baktığımız zaman müthiş bir zaman kazanımıyla İstanbul'un ekonomisine, makro ekonomisine çok büyük bir katkı sağlamış olacak. Yine sürdürülebilir kentsel ulaşım planımız kapsamında yapmış olduğumuz çalışmalarda bunun %10'un üzerinde araç kullanıcılarını, özellikle İngilizce tanımıyla captive car user dediğimiz otomobil bağımlı profili en az %10'unu bu sisteme çekeceğini düşünüyoruz. 2,5 dakikalık headway'lerle onlu tren setiyle çalışabilecek çok büyük bir hız ve seyahat konforu sağlayacağı için ciddi bir yolculuk çekeceğini tahmin ediyoruz ve günde 1,5 milyon gibi bir yolculuk talep tahminlerinden ortaya çıktı. Ama bizim ve ayrıca bizim hız rayımız yaklaşık 16 milyon İstanbul'un 10 milyonluk bir koridoruna hitap ediyor olacak baktığımız zaman. Yaklaşık 6 kilometrede bir istasyon tasarladık ve 48 metre derinliğinde istasyonlarımız var ve bu istasyonlarımız her bir mevcut metro ağımızla ve yapımı devam eden metro ağlarımızla beraber aslında bir entegrasyon ağı olarak ve bir teknik bir çözümle çözüldü tasarımsal olarak. Evet, en önemli özelliklerinden bir tanesi, bunu özellikle anlatmak istiyorum. Her bir noktada tam bir ulaşım hub'ı oluşturuyoruz bu yapmış olduğumuz tasarımda, yer altındaki entegrasyonla beraber. Şu anki sistemde videonun çalışması gerekiyor ama sanıyorum çalışmadı. Tamam. Çalışmıyor. Aslında burada bir video çalışıyor olması lazımdı ama... Öyle olunca başka bir şeye geçiyor. Neyse, kısaca video çalışmadığı için kusura bakmayın. Her bir istasyonumuz bir ulaşım hub'ı altında oluyor ve dolayısıyla bir entegrasyon sağlıyor. Ama ben olmazsa bir önceki slide'ın üzerinden bahsedeyim. Ben burada özellikle şunu söylemek istiyorum. İstanbul'da biz 3 aşamalı bir toplu ulaşım sistemi çalıştırıyoruz. Yaya veya e-mobility dediğimiz işte scooter, bisiklet gibi türler daha düşük ölçekli tramvay gibi, otobüs gibi hatları besliyor. Bunlar da metrolarımızı besliyor. Konvansiyonel metrolarımızı besliyor ama konvansiyonel metrolarımızda hız 35 km bölü saat olduğu için istediğimiz yolculuk sürelerine ulaşamıyoruz. Dolayısıyla bu her bir istasyonda hız ray, bütün metroları hız rayımıza bağlayarak aslında metrolarda hız rayı besleyecek ve toplu ulaşım sisteminde 4. level olarak bir şemsiye, bir ana koridor olarak hız rayımızı tasarlamış oluyoruz. Ama bizim için en önemli özelliklerinden bir tanesi hız rayın en yoğun koridorda olduğu için İstanbul'un kuzeyindeki yeşili koruyacak ve İstanbul'un kuzeyine olan yapılaşma basıncını kontrol edebilecek bir sistem olarak düşünüyoruz. Bir akademisyen olarak da ben bu projeye başladığımız zaman bu projede çalışacak olan mühendislerin, burada eğitim görecek gençlerin binlerce mevcudiyetini düşündükçe daha da heyecanlanıyorum. İstanbul'un ekonomisine getireceği çarpan etkisi de bizim için çok önemli olacak. İki farklı planda işletmeyi düşünüyoruz. Bir kentin yoğun trafiğinin olduğu iç dairede, daha sonra da daha az sıklıklı dış daire olarak iki farklı operasyonel planı da burada düşünüyoruz. Tamamıyla boğazın altından geçecek bir tüp tünel olarak tasarladık bunları. Peki biz bu projede ne aşamaya geldik? Bunu da çok kısaca özetlemek istiyorum. Bütün tasarımlarını tamamladık. Building Information Modeling'de bütün entegrasyonlar çözüldü. Tamamıyla 27 tane tunnel boring machine'le, tünel delme makinesiyle bu projemizi yapacağız. Tamamıyla tasarla ve ihale et yöntemine uygun detaylı tüm tasarımlar tamamlandı. Fizibilitesi tamamlandı. Önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde gerekli merkezi hükümet onaylarını almak için başvurularımızda bulunuyor olacağız bu projemiz için.
birkaç da BİM modelinden örnek göstermek istiyorum çözümlerle ilgili. Yani aslında projemiz ihale sürecine hazır durumda. Aynı zamanda bu süreç 2 yıl içerisinde de biz bütün uluslararası kurum ve kuruluşlarla, finans kurum ve kuruluşlarıyla projemizi anlattık ve bu anlamda da projemize çok yoğun bir ilgi var. Bizim en büyük heyecan ve motivasyonumuz bir sonraki UITP'de bu projeyi ihale etmiş, başlamış inşaatından görüntüler göstermek olacaktır sizler için. Tüm bu tasarım, vizyon projeleri ve yapım işleri süreci içerisinde ben ve ekibime her zaman her anlamda destek olan Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na son bir kez teşekkür ederek huzurlarınızdan ayrılıyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sayın Alptürk'üne değerli sunumu için çok teşekkür ediyoruz. Ladies and gentlemen, now we invite to the stage with your applause the Secretary General of UITP, Mr. Mohammed Mezgani, who has been bringing together of global public transportation sector and its stakeholders for 138 years. Ekrem İmamoğlu, Mayor of Istanbul, Mr. Director General of Istanbul Metro, Mr. Özgür Soy, Mr. Bayu Demeyus, Vice President of UITP and Chair of the Metro Division. Ladies and gentlemen, thank you very much for being here. I'm very happy to welcome you also on behalf of UITP for this 100th Metro Assembly or Metro Division meeting, as we call it in UITP. Good also to be in a city like Istanbul, a city which made public transport a priority and which is amongst the leading cities in the world for the development of public transport, and especially public transport with the metro as its backbone. And we just heard now with the presentation that was presented right now, we have a backbone of the backbone now. We have this metro system. So this is the 100th anniversary of the Metro Assembly, and I would like to bring you back, you know, in the history, to the previous years of the Metro Assembly. And we cannot speak about the Metro Division of UITP without speaking about the history of public transport and the history of the metro systems. And of course, the first metro was opened in London in 1863. And by the way, it's the second oldest line urban railway in the world was here in Istanbul with the tunnel funicular in 1875, and 10 years later UITP was established in 1885, 138 years ago. And since then, you know, you see here the photo of the London Underground with open air cars, you know, in its metro. And since then, the number of metro systems started to growing fast in the 1950s, as you could see on the chart here, from 17 to 24 system by the end of the decade 1950s. And then, of course, in UITP, there was the need to have a forum to gather all these metro stakeholders, operators, authorities operating metros, have a forum to meet, to exchange, and it was decided to launch the Metro Division and its meeting called the Metro Assembly. So the birth of the Metro Division of UITP was in 1957 with the first meeting in Stockholm. And you could see a photo in the middle of the Stockholm Metro, which is known as the longest art gallery, underground art gallery in the world. It's really a very beautiful system in Stockholm. Then, second meeting in Paris in 1957, after the first one, so in the same year. And you could see here an advertisement of the metro and the public transport in Paris with the message saying that the real Parisian travels on public transport and travel on metro. So really conveying this very positive image of public transport and metro system. And then the third meeting in Madrid, don't worry, I'm not going to show 100 meetings on my slides, just the most, let's say, significant ones. This one is in Madrid in 1958 with
you see, you know, the transport pass that was given to all delegates there in Madrid with the name of the person written on the transport pass. You see an example of a telegram of apology, of apologies of a participant from Italy who could not come to the meeting, of course. Now we have a WhatsApp message at the last moment of the meeting saying, sorry, I cannot come. And yeah, you see also an example of the menu that was served at the dinner at that time. And then, of course, the metro division is the place where we carry out studies for the people, for the metro members of UITP and for the metro communities in general. And this is one example of a study. It's about metro operation in winter conditions. And this was a group led by RATP Paris in the early 60s. You see chart about lubrication, about moving away snow from rails for the those metros who are not underground, of course. Then the division started to grow, to go overseas, and the first meeting held in North America in New York in 1963, then 60 years ago. Then we had the first meeting in Latin America in Mexico City in 69, as you see, and very important, of course, milestone in the life of UITP. Then in Asia, the first meeting was in Osaka, in Japan, in the 1970. And you see here a group photo of the members and their spouses, because at that time, all participants were men, and they used to travel with their spouses to these meetings. And at that occasion of the meeting in Japan, the Secretary General of UITP of that time, my predecessor, took Japanese lessons, and you could see here a handwritten note from this lesson in Japan. And a very emblematic city for metro is Moscow, of course, and a very beautiful metro in Moscow. Yeah, it's a museum at some of the stations. I like museums. And the first meeting in Eurasia took place in Moscow. It was the 48th meeting of the division in 1978. Then, of course, the there was some studies carried out by the Metro Division, and the need was felt that we need to create, to formalize groups to carry out these studies on different topics related to metros. And in the 1982-83, there were subcommittees which were launched, created by UITP, which are reporting to this division. And you could see here the topics covered by the subcommittees. Of course, these topics are very important, they're very actual, still topical. And we will hear later in this meeting. From Pedro Mateo, Vice Chair of the Metro Committee, about the current work of the five subcommittees of UITP, which are also called platforms now in the new terminology. And in 2010, one additional subcommittee was created, or platform was created. It's called the Observatory of Automated Metro, of course, because automation is now, standard in the metro system. And automation actually has a long history in UITP. It's not something new. You could see here some examples on in the meeting in Atlanta in 1979. There was a constitution of a working party on automation already in 79. You see also CD-ROM, so the youngest of you, they may not know what is a CD-ROM. You know, this is the way we were having our reports disseminated in UITP, CD-ROM on the route of metro automation, 2007, and then a recent report this year, report on brownfield metro automation that will be presented tomorrow in the morning session 3. And, you know, a personal souvenir of the metro committee, it's my beginnings at UITP in 2000, where I was in charge of the metro committee as a manager, you know, helping the supporting the members of the metro committee. You see here, maybe some of you know some faces here. Alain Floch, of course, my predecessor as Secretary General of UITP. He was in this meeting. Holger Arbeit, the late Holger Arbeit from Hamburg,
Ettore Cluser from Milano, Alain Leclerc from RATP Paris, and Giorgio Coletti from ATAC Roma, and Ulrich Zieg from Hamburg. And first meeting in the Middle East was in Tehran in 2004. I remember very well that meeting, very warm welcome also we received from the Tehran Metro at that time. So this was a, let's say, a tour around the world of the of 100 meetings, I would say. We could see here the cities that hosted the Metro Division meetings. Still many virgin regions for Metro system, or at least for UITP. There are some metros in Africa now, in Algiers, in Egypt, in Lagos. Now recently, some also high-speed trains in South Africa, but we haven't organized any Metro Division there, so that's maybe a plan for the future. And we see also in Asia still a number of places, and in Australia, of course. So I would like to finish this. I would like thank and mention especially Pera Calvet, the honorary chair of the honorary president of UITP, and also who was a very active and leading chair of the Metro Division of UITP, and he's present today. Yes, thank you very much, Pera. Also Brieux de Meus, of course, the chair of the Metro Division, A.D. Low, the chair of the Metro Committee from MTR Hong Kong, thank you very much, and all the chairs of the subcommittees, the platforms, really, thank you very much for leading this work, which is very rich and very useful for all metro systems in the world. And thank you again, Istanbul, for hosting us today. Thank you. Şimdi hanımefendiler, beyefendiler, dünyanın aynı anda en fazla metro inşaatı yapılan kenti İstanbul. Ve şimdi İstanbul'da raylı sistemleri ulaşımın omurgasına oturtma hedefiyle rekor seviyede metro inşaatını tamamlayarak kentimize kazandıran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu konuşmalarını yapmak üzere alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Ladies and gentlemen, please welcome the Mayor of Istanbul Metropolitan Municipality, Mr. Ekrem İmamoğlu. Teşekkürler. Güzel şehrimizde böylesi önemli sektörün çok kıymetli temsilcilerini ağırlamaktan, onlarla birlikte şehirlerin geleceğine birlikte bakabilmekten elbette oldukça mutluyum. Çünkü İstanbul bu konuda çok özenli bir süreç yönetiyor. Bu özenli süreç dünyada en etkili ulaşım aracı olmak zorunda olan metropollerde metro çalışmalarında liderliğe koşma konusunda ve uzun süre bu eksiğini kapatana kadar bu liderliği kimseye bırakmamakla ilgili kararlı bir yönetim olarak sizleri ağırlıyoruz ve sizlerin yaşadığı her bir deneyimi ve her bir kazanımı bu şehre de taşımak istiyoruz. İşbirliğinizden ötürü ve bizimle bu süreci paylaştığınızdan ötürü bütün UITP kuruluşunun yöneticilerine ve ekibine İstanbul adına teşekkür ediyorum. İstanbul'a hoş geldiniz. Burası aynı zamanda tabii ki medeniyetlerin başkenti ve aynı zamanda kıtaları, ülkeleri buluşturan muazzam bir şehir. Bu şehrin binlerce yıllık kültürü ve geçmişi var. Sokaklarında gerçekten çok renkli ve kadim bir kültür yaşamını rahatlıkla her noktasında görebilirsiniz. Ziyaretiniz boyunca her sokakta farklı bir iz ile karşılaşabilir ve bu sizi gerçekten
şaşırtacaktır. Şunu da biliyoruz, bu kentin altında binlerce yıllık tarih yaşıyor. Belki de bu şehirde özellikle belli altyapı çalışmalarının ne kadar zor olduğunu ve ne kadar zor kararlar olduğunu tahmin edemezsiniz. Bu manada dünyada aynı anda en fazla metro inşaatı yapan şehir olarak yerin altındaki tarihi zenginliklerle de bu anlamda sık sık karşılaşıyoruz ve onlar için de gereken özeni elbette gösteriyoruz. Açıkçası cesaretimin bir parçası metro inşaatına girerken belki metro kazısı yaptığımızda bir hazine ile karşılaşırız da yarısını oradan elde ederiz diye düşünmüştüm ama şu ana kadar bir hazine ile karşılaşmadık. Her metro inşaatında arkadaşlarıma soruyorum bir şey çıkmadı mı diye. Onlar da bir şey çıkmadı diyorlar. Neyse biz o umutla yolumuza devam edelim. Bu bizim belki başka rekorlar kırmamızı sağlayacak. İstanbul coğrafi yapısı ve nüfus yoğunluğu ile zirveye katılan diğer kentlerden elbette biraz ayrılıyor. Hem iki kıtayı birleştiren dünyadaki tek şehir İstanbul'da karayolu, deniz yolu, demir yolu ulaşımının farklı modları entegre bir biçimde çalışıyor. Çok farklı uygulamaları bu şehirde görebilirsiniz. İstanbul'un bugünkü metro sistemi ilk olarak 1863'te hizmete giren Londra metrosundan hemen sonra en eski ikinci yeraltı raylı toplu taşıma sistemi olan Karaköy Beyoğlu finiküler hattımız. Görmeyenler varsa misafirlerimizden mutlaka o bölümü ziyaret etmelerini dilerim, isterim. 1988 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin raylı ve halatlı sistemlerini işletmek üzere bugün sizi misafir eden Metro İstanbul iştirakimiz, şirketimiz kuruldu. İstanbul'da raylı sistemler alanında güçlü yatırımlar yapıyoruz. Bugün kentimizdeki 328.7 kilometre olan raylı sistem ağı umudumuz ve kararlılığımızla 2050 yılında yaklaşık 740 kilometreye çıkacak. Göreve geldiğim günden bu yana raylı sistemlerin kent içi hareketliliğin omurgası olması vizyonu ile kararlılıkla hareket ettik. Yatırımlarımızı bu yönde yaptık. Çünkü hem böylesi kalabalık bir şehrin tek çözümünün bu yatırım olacağını biliyorduk. Hem de birçok yönüyle bunun şart olduğunu da biliyorduk. Başta iklim değişikliğiyle mücadele noktasında İstanbul'un üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi, yine İstanbul'un bir deprem şehri olmasından ötürü böylesi bir güçlü ulaşım ağının İstanbul'u açısından bir yaşamsal şart ve ihtiyaç olduğunu biliyor ve bu kararlılığımızı bu yönde arttırıyorduk. 2024 yatırım bütçemizin yaklaşık %40'ını yine raylı sistemlere ayırıyoruz. 2019 yılından itibaren 1 milyar 550 milyon euro kaynak bularak çalışmaları yeniden başlatılan raylı sistem inşaatlarıyla birlikte 4,5 yılda 47.3 kilometre uzunluğundaki hat hizmete alındı. 80.50 kilometre uzunluğundaki toplam 6 raylı sistem inşaatımız da devam ediyor. Temel hedefimiz gelecek nesillere çok daha kolay, çok daha mutlu yaşayacakları bir şehir bırakabilmek. Özellikle küreselleşen dünyada bugün tüm ülkelerin gelecek nesillere daha yaşanabilir bir gezegen bırakmak için birlikte hareket etmesi gerektiğini de biliyorum. Dünyanın toplu ulaşım konusunda önemli çatı kurumlarında olan UITP bu açıdan çok değerli bulduğumu ve birlikte hareket ettiklerinde
şehirler arasındaki bu önemli yatırımda doğru adımların atılmasına yoğun katkı sunacaklarına da inanıyorum. Ben şehirlerdeki işbirliğini, dayanışmayı ve şeffaflığı çok seviyorum. Bu ülkeye yansıdığında daha da keyifli hale geliyor. Hele hele uluslararası boyutta bu dayanışma kanallarını ve işbirliği kanallarını açık tuttuğumuzda iyi biliyorum ki dünya içinde bu çok iyi bir pozisyon sağlıyor. Bu her buluşma, her dayanışma aslında dünya barışı içinde, dünyanın uzlaşabilmesi ve konuşabilmesi içinde bir fırsat alanı. Bu yönüyle aslında her biriniz işinizin kıymetli bireyleri ve insanlarısınız. Ama bu dayanışma ruhunu gösteren kurum ve kuruluşların her bir ferdini ben aynı zamanda birer barış elçisi olarak da görüyorum. Onun için 100 kez buluşmuş olmanın keyfini çıkarın ama lütfen bunun sayısını arttırmaktan da geri durmayın. Aynı zamanda bu yönüyle dayanışma içinde olan kurum ve kuruluşların da İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak hem motivasyon sağlama hem de yorulduklarında daha güçlü ayağa kalkma konusunda sağlam bir durak olduğunu, İstanbul'un her zaman yanınızda olduğunu da tekrar hatırlatmak isterim. Çünkü aynı amaca hizmet eden profesyonellerin bir arada bulunup deneyimlerinin paylaşması dediğim gibi çok önemli. Uluslararası ölçekte ortak akılla yol planı yapmak değerli. Bu nedenle dünyanın en büyük metropollerinde olan İstanbul'un da bu anlamdaki adımlarını sizlerle paylaşmak ve sizlerin önerilerini dinlemek bizim için keyif olacak. En önemli ulaşım modumuz bu şehirde otobüs, metro ve deniz ulaşımı. Tabii bu anlamda özellikle bu arkadaşlarımızın da şu anda UITP'de önemli görevlerde bulunuyor olması da beni mutlu ediyor. 138 yıllık UITP tarihinde ilk kez Metro İstanbul Genel Müdürümüzün Özgür Bey'in yönetim kurulu başkan yardımcılığına seçilmesi değerli. Kendisine başarılar diliyorum. Aynı zamanda 12 üye ülkeden oluşan Avrasya Bölgesi Başkanlığı'nı da yürütüyor. Yine şehir hatlarımızın genel müdürü Sayın Sinem Dedetaş'ın su yolu taşımacılığı komitesinde başkan olması. Yine İETT Genel Müdür Yardımcımızın Zeynep Pınar Mutlu'nun da otobüs komitesinde başkan yardımcılığı görevinde olması bizim bu heyetlerle ne kadar entegre çalıştığımızın da bir başka göstergesi. Bir başka güzel tesadüf, Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde dünyanın en fazla aynı anda metro yapan, metro inşaatı sürdüren kenti olarak UITP'nin de Dünya Metrolar Zirvesi'nin 100.sine ev sahipliği yapmak da bizim için hoş bir tesadüf ve bir mutluluk. Bu buluşmanın sürdürülebilir kent içi toplu ulaşımı geliştirmesi adına işlevinin farkındayım. Bahsettiğim gibi bu ölçekteki kuruluşların varlığı, şehirlerde bir araya gelmesi, paylaşımı, ülkeleri ve dünyayı daha yaşanabilir bir dünya haline getiriyor. Bu yönüyle bu kararlılığınızın dünyadaki demokrasiye de, paylaşıma, akla, bilime de birçok yönüyle katkı sunduğunu da ifade etmek isterim. Dünya Metrolar Zirvesi'nin kentimiz ve tüm dünya için iyi ve doğru kararlar alınmasına, güzel işbirlikleri yapılmasına vesile olmasını diliyor. Hepinize katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Çıktıları merakla takip edeceğim elbette. Lütfen toplantılarınızın dışında kalan zaman diliminde de İstanbul'un tadını çıkarmayı ve bolca para harcamayı unutmayın. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kolay gelsin. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.
Bu özel günde Sayın Başkanım bir hatıra fotoğrafı şimdi çekmek istiyoruz. Müsaadenizle sizi basamağın ilk kısmına alalım ve değerli yöneticilerimize sahneye davet edelim. Ladies and gentlemen, we are keeping our mayor on the stage for a bit longer and inviting all participants to the stage for a group photo shoot. Evet, Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde Dünya Metrolar Zirvesi'nin 100.sü de bu tarihi günde İstanbul'da gerçekleşiyor ve şimdi burada da bu özel günde hep birlikte bir fotoğraf alacağız. Hemen görevli arkadaşlarımızdan rica edelim öndeki sandalyeleri değiştirmeleri için. Zirvesi başlıyor.